Dünya böylesine zorlu bir sınavdan geçerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetiyle, vatandaşlarıyla topyekün takdire şayan bir mücadele örneği sergilemiştir. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşması imza töreni düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sürdürülebilirliğini, rekabet gücünü ve haliyle daha güçlü bir yapıya ulaştırılması için yapılan bu çalışmaların fevkalade önemli olduğuna inanmaktayım. Anlaşmayla 2 milyarın üzerinde destek sağlanacak. Bugün imzaladığımız anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz. Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la görüştü. Törenden önce konuşan Oktay, anlaşmanın hangi sektörleri kapsadığını anlattı. Anlaşma, savunma, altyapı ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak bütçe açığına da katkı sağlayacak şekilde turizm, COVID-19 salgın desteği programı, kırsal kalkınma ve sosyal hizmet projesi, tarımsal yatırım desteği ve zirai kredi programı ile sanayici ve küçük esnaf zanaatkarlara yönelik kredi programını içermektedir. Fuat Oktay, Ankara'nın Lefkoşa'ya dayanışma mesajlarını da iletti. Birçok bölgede toparlanmanın ve normalleşmenin başladığı, turizm sezonunun yeniden açıldığı bu günlerde, Kuzey Kıbrıs'ta tüm kesimlerin yeni atılım sürecine destek vereceğine ve bu kriz dönemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için fırsata dönüştüreceğine de yürekten inanıyorum. Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, geçmişte olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edecektir. Törende konuşan Ersin Tatar da Doğu Akdeniz'deki mücadeleye dikkat çekti. Bu bayram gününde böyle bir müjdeyi halkımızla da paylaşıyoruz. İnşallah dediğim gibi hayırlara vesile olacaktır. Önemli olan bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varoluş mücadelesindeki ekonomik mücadelesini de taçlandırmak, halkımıza daha fazla refah ve esenlik verebilmek.